Goberler merhabalar. 5. üniteye geçiyorum arkadaşlarım. Olasılık konusundayız. 1. köşe taşıyla başlayalım. Zaten TYT kısmında olasılığı bir görmüştük. Orada bir işlemiştik. Yine bir ünitelerimiz içerisinde çıkmıştı. Burada da yine olasılığın şöyle bir 10 tane köşe taşı varmış. Onları bir halletmeyi deneyelim arkadaşlarım. Şimdi 1. sorumuz. Bir zar atma deneyinde sonucun çift geldiği bilindiğine göre, bak bir şeyleri biliyorsak zaten buna biz koşullu olasılık diyeceğiz dostum. Şimdi burada diyor ki zaten diyor çift geldiği biliniyor. Yani sen tüm durumun ya 2 ya 4 ya da 6 olduğunu, 6 geldiğini biliyorsun. Yani tüm durum bir kere 3 diyeceksin olasılıkta. Olması mümkün tüm duruma 3 dedim. Çünkü çift geldiğini biliyormuşum. Çift sayılarımızda zar atıldığında 2, 4 ve 6 diyor ki bize 4 gelmesi olasılığı, 4'ün gelme olasılığı, gelme ihtimali 4 bir tane olduğu için ne yapıyorduk olasılıkta? İstenilenin sayısı bölü tüm durumun sayısı. İstenilen 4, 4'ten de bir tane var. O halde buraya 1 yazacağım. Tüm durumun da sayısı 3 olduğu için buraya da 3 yazdım. 1 bölü 3 geldi sorumun cevabı. 2 numara. 2 para atılıyor diyor. Peki atalım 2 parayı. 1 veya daha fazla yazı geldiği bilindiğine göre. Bak şimdi tüm durumu hesaplayalım. 2 zar attığımda biri yazı, biri tura gelmiş. Çünkü en az 1 veya daha fazlası yazı geliyor. Ya yazı tura gelir, ya tura yazı gelir, ya da yazı yazı gelir arkadaşlarım. İşte bildiğimiz şarta göre gelmesi muhtemel tüm durum bunlar. Yani 3 tane tüm durumumuz var. Bizden ne istiyor? İkinci paranın tura gelmesini. Yani şunu istiyor. Bunun sayısı kaç? 1 tane var değil mi şunların içerisinde? O halde olasılığımız 1 bölü 3 çıktı goberler. Geldik buna. Diyor ki şekildeki 12 eş özdeş kareden diyor. Taralı olanlarının birinin altında bir altın olduğu biliniyor. İki seçim hakkı olan birinin altını bulma olasılığı nedir? Şimdi diyor ki 4 taneden ikisini seçeceksin, altını bulacaksın. Yani %50 şansın var. 4 tane seçeceğin kutu var, ikisini seç diyor sana. Demek ki 4 taneden ikisini seçeceğim ben. O halde olasılığım %50'dir diyorum. 1 bölü 2'dir dedim. Şuna bakalım bu ne diyormuş. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i kimya dersinden, %55'i matematik dersinden, %32'si de her iki dersten geçmiştir. Hem matematik hem kimyadan geçmiş. Rastgele seçilen bir öğrencinin kimyadan geçtiği bilindiğine göre, kimyadan geçiyorsa bir kere şu %70'in içerisinde. Matematikten de geçmiş olma olasılığı nedir diye soruyor bize. Yani hem kimyadan hem matematikten, yani %32'nin de içine girmiş olma olasılığı nedir diyor. Tüm durum kimyadan geçtiği biliniyor. O halde %70'in kesin içerisinde. Aynı zamanda diyor matematikten de geçsin. Yani her iki dersten geçenlerin de içerisinde olsun. İstenilen şey de %32'nin içerisinde. O halde cevap 32 bölü 70. Sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm. 16 bölü 35'tir dedim sorumun cevabı. Evet, hadi devam edelim. İkinci köşe taşını alalım. Bakalım bu ne diyor. Bir torbada 3 beyaz, 4 siyah, 5 kırmızı top vardır. Peki. Torbadan arka arkaya geri atılmamak şartıyla 3 top çekiliyor. Peki. İkisinin siyah, birinin kırmızı çıkma olasılığı. Şimdi şöyle istiyor. Siyah çıksın, siyah çıksın, kırmızı çıksın diyor. Ama bakın illa bu sırayla olacak diye belirtmemiş kardeşlerim. Şöyle de olabilir. Siyah çıkabilir, kırmızı çıkabilir, siyah çıkabilir. Ya da kırmızı çıkabilir, siyah siyah çıkabilir. Yani bu topların çıkma sırasının da 3 durumu var. Ben şimdi bunlardan birinin olasılığını bulduğumda tek tek bir de bunu bulup bunu bulmakla uğraşmayacağım. Birini bulup 3 durum var diyeceğim. 3 ile çarpacağım kardeşlerim. Şimdi ne diyorduk? İlk bunu bulalım şimdi biz. Şu taradığımı buluyorum. Birincisinin siyah çıkma olasılığı. Dostum istediğim şey 4 tane siyahtan birinin çıksın. Tüm topların sayısı da 9, 12. 12 toptan
Dördü siyahmış. Siyah gelme olasılığı 4/12. Şimdi çektim bu topu. Çarpı diyorum. Hala bitmedi istediği şey. O yüzden çarpıyı koydum. İkinciyi de siyah çekeceğim. Ama bu topu çekip de geriye atmıyorum. Yani topların sayısı 1 eksildi şimdi dostlarım. 12 tane toptu. Kaldı 11 tane top. 4 tane siyahtı. Ben yine siyah çektiğim için 3 tane siyah kaldı. İkinci topun siyah gelme olasılığı 3/11 oldu. Hala bitmedi istediği şey. Bir de kırmızı çekeceğim dostum. Kırmızı toplarımızın sayısı 5 tane. 5 tane topu çekeceğim ben. Peki kaç tane top kaldı? İkisini çekmiştim. 12 idi. 10 tane de top kaldı. Dostum hemen yapıyorum bu işlemin sonucunu. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. Şu 12'yi götürsün. 5 ile de 10 sadeleşsin. Şurada 2 kaldı. Cevap 1/22'ymiş gibi gözüküyor. Ama lütfen hemen zıplamayalım tavşan gibi. Bak 1/2'yi de koymuşlar şıklara. Neyi unutmayalım dostum? Şimdi bu adam bize, biz nasıl yaptık? Siyah, siyah, kırmızı çektik. İlla ki birincisi siyah, ikincisi siyah, üçüncüsü kırmızı olsun diye tutturmuyor bu adam. Herhangi ikisi siyah, biri de kırmızı olsun diyor. O halde şöyle de olabilir diyorum. Birinci çektiğim siyah olur, ikincisi kırmızı, üçüncüsü siyah olabilir. Ya da birincisi kırmızı, diğer ikisi siyah da olabilir. 3 durum var. Başka da durum yok kardeşim. O halde ben bunu bir de çarpı 3 deyip her bir durumun olasılığı, bu da 1/22, bu da 1/22, bu da 1/22. Yani kısaca 3 tane 1/22 eder bu da. Olasılığım da 3/22'dir diyeceksin dostum. Şimdi geldik 2 numaralı sorumuza. Diyor ki, bir kutudaki 10 ampulden ikisi bozuktur. Bak yine aynı muhabbet aslında. Üstteki sorunun çok benzeri arkadaşlarım bu. Yani şöyle diyor. 10 tane top var. İkisi beyaz olsun, 8'i siyah olsun gibi. Aynı bunun gibi diyor. Ben diyorum ki 2 tanesi beyaz, 2 bozuk top var. O zaman 8 tanesi de sağlam. 8 tane de siyah top varmış gibi düşünebilirim. Bu kutudan rastgele alınan 3 ampulden birinin bozuk olma olasılığı. Şimdi dostum bak yine aynı muhabbeti yapacağım. 3 ampul çekiyorum. Biri bozuk, ikisi sağlam olabilir. Birincisi sağlam, ikincisi bozuk, üçüncüsü sağlam olabilir. Ya da ilk ikisini sağlam çekerim, üçüncüsü bozuk çıkabilir. Yani üstteki sorunun aynısını yine burada da düşüneceğiz dostlar. Bulduğumuz şunlardan birinin olasılığını bulup en son 3 ile çarpacağız dostum. Ben şimdi en üsttekinin olasılığını buluyorum. Bozuk top çekeceğim. Bozuk ampul çekeceğim. 2 tane bozuk ampul var. 2 tane. Ve benim çekeceğim topların sayısı da 10. 2/10. Çarpı. İkincisini sağlam seçeceğim. 8 tane sağlam vardı. Ama az önce toplardan birini seçtim. O da kaç topu bıraktı geriye? 9 tane top bıraktı. Çarpı. Üçüncüsünü de sağlam seçiyorum. 7 tane sağlam kaldı. 8 tane de top kaldı. Bir de ne yapıyorduk en son? 3 ile de çarpacağız bunu dedik. Çünkü 3 durum var. Hadi düzenleyelim burayı şimdi. 8'ler gitti. 2 ile de şu kerata gitsin. 5 kalsın. 3 ile de şu 9 gitsin. 3 kalsın. Yukarıda 7 kaldı. Aşağıda 5 kere 3'ten 15 kaldı. Sorumun cevabı Denizli'deymiş dedim. Evet, 3 numarayı okuyoruz arkadaşlar. Bir küpün bir yüzü mavi, iki yüzü beyaz, üç yüzü de siyahtır diyor. Bu küp arka arkaya iki kere atıldığında üst yüze bir kez mavi, bir kez de siyah gelme olasılığı kaçtır? Şimdi bakın, burada birazcık daha, bir satır daha dikkatli olacağız arkadaşlarım. Şimdi, diyorum ki ben, bir küp atıyorum. Bir kere at, bir kez atalım şimdi. Ne istiyor bizden? Bir kez mavi, bir kez de siyah. Bir kez mavi, bir kez de siyah gelecek arkadaşlarım. İstediği durum bu. Bir kez mavi gelmesi için bir yüzü maviydi ya. Bir tane yüz var. Toplamda kaç yüzü vardır küpün? 6. 1/6'dır dedim. Çarpı. Şimdi ikinci kez atıyorum bu küpü. Ve ikinci kez atarken unutmayın, sanki öncekiler gibi karıştırmayın. 5 tane yüzü kaldı demeyin arkadaşlarım. Çünkü aynı küpü elime alıyorum, tekrar fırlatıyorum. Yine 6 tane ihtimalim var benim. 6 taneden
Ne istiyor bizden? Siyah olsun istiyor. Yani üçlüsünü seçmemi istiyor. Üç tane siyah vardı ya kardeşim. İşte bu benim birincisi mavi, ikincisi siyah gelme olasılığım dostlarım. Ama bana illa birinci mavi, birinci de siyah gelsin demiyor. Bir tane siyah, bir tane mavi gelsin diyor. O halde sıramız siyah mavi de olabilir. Yani iki durum vardır. İki ile de çarpmayı unutmayacağız bunu dostlarım. Peki hadi şimdi düzenleyelim burayı. Şunla şu 6 yapar. Buradaki 6 gider kardeşlerim. Geriye de bir tek 1 bölü 6 kalır. Cevabım Bursa'daymış derim ben de. Evet, dördüncü sorumuz. A ve B bağımsız olaylardır. Eyvallah. Bağımsız olaylarda biz neyi biliyoruz? A'nın kesişimi ile B'nin kesişimi demek, ikisinin olasılığını çarp demek dostum. A'nın olasılığı 1 bölü 3'müş. B'nin olasılığına da B diyelim. A ile B'nin kesişimi bu. Peki A ile B'nin birleşimini nasıl biliyoruz? Aynı kümelerdeki gibi değil mi? A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi kesişimlerinin olasılığı. Peki A birleşim B %75. %75 demek 75 bölü 100 demektir. Yani 25'e böl 3, 25'e böl 4, 3 bölü 4 demektir. Eşittir. A'nın olasılığı 1 bölü 3 artı B'nin olasılığına B dedim. Eksi kesişimleri de çarpımları demekti arkadaşlarım. 1 ile B'yi çarptım. B bölü 3 oldu. Şimdi düzenleyelim burayı kardeşler. B'nin olasılığını soruyor bize. Sonucu da çıkartalım hemen. Önce bir şu işlemi düzenleyelim. Şimdi ne diyeceğiz? 1 bölü 3'ü buraya atalım. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 3 olacak. Eşittir. Şurayı da bir toparlayayım. 3B'den B çıktı. 2B bölü 3 oldu burası. Şu işlemi yapalım. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 12 eşittir. 2B bölü 3. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 oldu. 5 bölü 4 eşittir 2B. Bir de 2'ye bölelim. 5 bölü 8 eşittir B geldi. Sorumuzun cevabı Denizli'deymiş. Pekala, geçiyoruz 3. köşe taşına.